Hatta mağazanın konumu bile çok önemli. Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz'in her ay kaymakamlar ve vali yardımcıları ile ilçelerde yaptığı toplantı bu ay Antakya'da gerçekleştirildi. Toplantı öncesi Vali Lekesiz beraberindeki heyet ile birlikte Antakya'nın ayakkabı imalatı yapan esnafını gezerek sıkıntı ve taleplerini dinledi. Şimdi şunu... Kentteki ayakkabı imalatçılarını gezen Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, ayakkabıcılık sektörünün Hatay için önemli bir değere sahip olduğunu belirtti. Kentte yaklaşık 650'ye yakın imalathanenin olduğunu ifade eden Vali Lekesiz, şu anda Hatay'da yaklaşık 650 tane ayakkabı imalathanesi var. Ama maalesef bunlar çok da makul olmayan fiziksel şartların el vermediği bir yerde. İşçilerin sağlığını tehdit eden uygunsuz ortamlarda, apartman altlarında yanıcı, yakıcı, patlayıcıların olduğu ortamlarda bu işi yapmak çok doğru değildir diye konuştu. Bugün sizlerle de değerlendirip ayakkabıcılar esnafımıza bir merhaba demeyi arzu ediyorum. Pek çok insanımızın dışarıdan bilinen markalardan aldıkları ayakkabıların Antakya'da üretildiğini az önceki bir esnafımızı ziyaretimiz sırasında bir kez daha gördük. Vali Lekesiz ayakkabıcılar esnafının uygun şartlar altında çalışmasını sağlamak amacıyla 200 dönümlük bir alanda yeni bir ayakkabıcılar sitesi inşa edeceklerini dile getirirken bu site bittikten sonra Antakya'da yapılan üretimin fason olmaktan çıkacağını ve Hatay'ın kendi markalarını oluşturmaya başlayacağını da sözlerine ekledi. Maalesef bunlar çok da münasip olmayan, makul olmayan, iyi olmayan fiziksel şartlarla üretim yapıyorlar. Yani apartmanların altlarında yakıcı, yanıcı, patlayıcı, parlayıcı malzemeleri, ham maddeyi kullanıp apartmanların zemin katlarında, başka yerlerde hiç de uygun olmayan şartlarda üretim yapıyorlar. Kullanım alanları, tasarımcılardan yararlanmak mümkün. Şimdi 200 dönüm üzerinde bir ayakkabıcılar sitesinin inşa edilmesi için çalışmalar süratle yürüyor. Ayakkabıcılar Odası Başkanı Gökhan Oral ise kent esnafının yıllık 20 milyon çift ayakkabı ürettiğini, bunun 15 milyon çiftini iç piyasada, 5 milyon çiftini ise yurt dışına ihraç edildiğini söyledi. Oral, yeni sanayi sitesinin tamamlanmasıyla ayakkabıcılık sektöründe üretim kapasitesinin %50 artacağını, binlerce vatandaşın da istihdam sahibi olacağına dikkati çekti. Son dönemde Sayın Valimizin de ciddi katkılarıyla, Sayın Bakanımızın ve hükümetimizin ciddi katkılarıyla yapılan çalışmalar artık ayakkabıcılığın hak ettiği yere gelmesi noktasında ciddi bir mesafe almıştır. Bugün Hatay'da 650'ye yakın işletme vardır, atölye vardır. Günlük 50 bin çifte yakın ayakkabı üretilmektedir. Biraz önce Sayın Valimin de anekdot olarak verdiği gibi Türkiye'de giyilen, kullanılan, tüketilen erkek ayakkabısının %35'i ile %40'ı Hatay'dan Türkiye'ye dağılmaktadır. Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz esnafla yaptığı sohbetin ardından üretim yapılan yerleri de gezerek yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgiler aldı. Şu an sondayım. Şu şekilde bu ayakkabının ön yüzü oluyor. Buradan burada sayımız hazırlandı. Astarları bitti. Bir alt katta da monta bölümümüz var. Kalfalarımızın eski zaman çiviyle falan çalıştı.